Evet, 7. sorunun çözümüyle beraberiz arkadaşlar. Bir sadeleştirme ve tens sorusu olduğunu görüyoruz. Cümle başında boşluk var. Buna göre analizlerimizi yapmaya çalışalım. Bu tarz cümleler biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Şöyle virgülden sonraki özne çok önemli arkadaşlar. Benim önerim şu şekilde: bu tarz soruları ikinci kısımdan çözmeye çalışın. Daha sonra birinci kısma gelin. Buna göre bakalım arkadaşlar. Marx predicted that, öngördü ki, capitalism produced internal tensions like previous socio-economic systems and that those a class-based society. Evet. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman birinci kısımda predicted ifadesini görüyoruz. Olacağını öngördü. Olacağını. Burada arkadaşlar iki şekilde de düşünebiliriz. Will de olabilir, would da olabilir. Ama may have led to olmayacaktır. Çünkü geçmişte de olsa, şu anki durumu da kapsıyorsa bir geleceğe dönük ifade var. O yüzden Denizli seçeneğini eliyoruz. Can lead to belki olabilir. Maybe leading to belki düşük bir ihtimal ama olabilir diyorum arkadaşlar. Burada en yakın olduğumuz seçenek Bursa seçeneği. Predicted would, yani bir şey olacağını öngördü, tahmin etti şeklinde. Bakalım cümleye, birinci kısma bakalım. Marx öznemiz sevgili arkadaşlar. Birinci kısımdaki fiil ise employ, kullanmak anlamında. Ve boşluktan sonra a critical approach. Yani bir ne var? Nesne var. Nesne varsa arkadaşlar boşluğa gelecek ifade mutlaka ve mutlaka ne olmalı? Aktif çekimde olmalı. Pasif çekimde ne yapamaz? Olamaz. Bu durumda arkadaşlar Ceyhan seçeneğini eleyebiliriz. Çünkü Ceyhan seçeneği pasif çekilmiş durumda. Denizli seçeneğini de zaten elemiştik. Şimdi Adana, Bursa ve Edirne seçenekleriyle beraberiz. Having employed şeklinde Adana seçeneği verilmiş. İkinci kısımda will şeklinde arkadaşlar. Will'i bekletiyorum. Çünkü would daha iyi bir seçenek elimde. Edirne seçeneğinde ise to employ ifadesi var. Daha önceki denemelerde de açıkladığımız üzere arkadaşlar to employ, yani to artı verb 1 diyelim. İki şekilde karşımıza çıkabilir. Eğer iki cümlecik varsa şurada olduğu gibi amaç bildirir. Yani şunu yapmak için şunu yaptı gibi. Buraya baktığımız zaman amaç anlamı var mı acaba cümlede? Cümle çünkü iki cümlecikten oluşuyor. Critical approach known as historical materialism, yani historical materialism olarak bilinen eleştirel yöntemi kullanmak için Marx kapitalizmin şöyle şöyle olacağını öngördü mü? Bu anlam çok uygun değil arkadaşlar. Bu yüzden bu seçenek de elenir. Kaldık iki seçenekle beraber. Having employed will lead to employing. Having employed. Having artı verb 3 ne anlatıyordu sevgili arkadaşlar? Having artı verb 3 zaman farkını vurgular. Yani sonra gibi bir anlam verebilir. Tabii sonra anlamını arkadaşlar hem zaman anlamında hem de sebep sonuç bağlamında verebilir. Buna girmiyorum şu anda. Şimdi buraya bakalım. Burada şöyle şöyle bilinen eleştirel yöntemi kullandıktan sonra Marx bunu öngördü mü? Yoksa şu yaklaşımı kullanarak Marx bunu öngördü mü? Arkadaşlar burada anlam olarak uygun olan ve yapısal olarak da daha uygun olan seçenek Bursa seçeneği. 8. sorunun çözümüyle beraberiz sevgili arkadaşlar. Broadly, yani temel olarak, genel olarak, social media as any digital tool or applications that allow users. Şimdi burada çok büyük bir ipucu var sevgili arkadaşlar. Allow users. Bu tarz sorular son zamanlarda sınavlarda karşımıza çıkmaya başladı arkadaşlar. Allow somebody to do something. Bu fiilin aktif çekim yapısı bu şekilde.
çekimde ise allow something to be artı verb 3 şeklinde karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Buna göre baktığımızda aslında doğru seçeneğe ulaşabiliyoruz. To artı verb 1 şeklinde çekim sadece Denizli seçeneğinde var. Bu durumda doğru cevap Denizli seçeneği. Birinci kısma da baktığımız zaman burada da zaten bir tanım yapıldığını görüyoruz arkadaşlar. Tanımlar genellikle present tense ile çekimlenir. Buna göre is defined ifadesi doğru cevap. Allow somebody to do something ifadesi birisinin bir şey yapmasına izin vermek, mümkün kılmak gibi bir anlam veriyor arkadaşlar. Peki buna benzer başka hangi yapılar var? Daha önce sınavlarda da çıkmış yapılar. Mesela enable somebody something to do something. Aktif çekim. Tabi pasif çekim varsa arkadaşlar. To be verb 3. Bu iki yapıda daha önce sınavlarda karşımıza çıktı. Mesela cause somebody something to do something veya to be artı verb 3 şeklinde birisinin bir şey yapmasına sebep olmak. Prompt somebody something to do something veya to be verb 3 yine birisinin bir şey yapmasına sebep olmak gibi anlamlara gelebiliyor arkadaşlar ve sınavlarda karşımıza çıkabiliyor. Evet, 9. sorunun çözümüyle beraberiz. Vaccine resistance, boşluk, as the unwillingness. Evet, burada bir bağlaç yok. Bağlaç olmadığı için burada ne bekliyoruz arkadaşlar? Burada bir sadeleştirme bekliyoruz. As the unwillingness to get vaccinated when one is available, boşluk, by diye gidiyor cümle. Buna göre baktığımız zaman arkadaşlar, vaccine resistance, feel, view, as. Yani buradaki kullanım be viewed as olarak görülmek. Yani buradaki anlam şu, aşı olmaya karşı isteksizlik olarak tanımlanan aşı direnci. Bu durumda arkadaşlar pasif çekimlere bakacağız birinci boşluk için. Having viewed pasif bir çekim değil, aktif bir çekim. Viewing aktif bir çekim. To be viewed pasif bir çekim bekleyebilir. Having been viewed pasif bir çekim bekleyebilir. İkinci kısma bakalım. Boşluk by the World Health Organization as one of the top 10 threats to global health. Yani küresel olarak sağlık bağlamında en ciddi tehditlerden birisi olarak peki görülmüştür Bursa seçeneği görülüyordu görülebilir hangisi daha anlamlı görünüyor arkadaşlar Denizli'deki görülüyordu çok anlamlı olmuyor çünkü cümle genel bir şeyden bahsediyor bu durumda bu seçeneği eledik arkadaşlar bu seçeneğin ilk kısmı için de bir yorum yapalım to be viewed pasif bir çekim evet ama to be viewed bize ne anlatır? Bir gereklilik, iki future yani olarak görülmesi gereken cümleye koyduğumuz zaman şöyle bir anlam oluşuyor. Bla bla isteksizlik olarak tanımlanması gereken aşı direnci veya tanımlanacak olan aşı direnci. Ama bu şekilde değil. Buradaki anlam aslında tanımlanan aşı direnci. Buna göre bu ifade de zaten cümleye oturmuyor arkadaşlar. Şimdi Edirne ve Bursa seçenekleri ile kaldık. Edirne seçeneğinde can be identified olarak tanımlanabilir. Belki olabilir arkadaşlar ama Edirne seçeneğinin birinci kısmına bakalım. Having been viewed. Having been viewed arkadaşlar. Having been artı verb 3 kullanımı bize neyi gösteriyor öncelikli olarak? Zaman farkı olduğunu gösteriyor. Yani şöyle şöyle görüldükten sonra. Yani daha önce öyle görülüyormuş. Ama cümle genel bir şeyden bahsediyor. Bu yüzden bu seçenek de uygun bir seçenek değil arkadaşlar. Buna göre Bursa seçeneği doğru cevap. Bursa seçeneği şunu söylüyor. Şöyle şöyle olarak tanımlanan aşı direnci has been identified. Dünya Sağlık Örgütü tarafından şuna şuna bir tehdit olarak görülmüştür veya belirlenmiştir. Evet arkadaşlar 10. sorunun çözümüyle beraberiz.
bir edat sorusu olduğunu, preposyon sorusu olduğunu görüyoruz. When a neuron receives signals, boşluk, other neurons. Yani bir nöron, diğer nöronlardan bir sinyal aldığında, diğer nöronlardan. Bu durumda birinci boşluk için from ifadesi gözüme çarpıyor. And releases neurotransmitter chemicals across a tiny gap. Küçük bir boşluktan neurotransmitter kimyasallarını ne yapar? Salgılar. Buna göre Denizli seçeneği doğru cevap. 11. sorudayız. In Toronto, Canada, authorities provided isolation units and vacant, boş demek arkadaşlar, vacant hotel rooms, boşluk, enable homeless residents to quarantine, boşluk, putting themselves or those around them in danger. Evet, ikinci kısımda biraz anlam oluştu. Etraftakilere zarar vermeden, yani put somebody in danger, birisine zarar vermek anlamında arkadaşlar. Bu durumda etraftakilere zarar vermeden. Peki bu anlam hangi ifade verir? Without. Buna göre arkadaşlar Adana seçeneği doğru cevap. Birinci kısmı da to geldi. Buradaki to ne anlatıyor? Hotel rooms to enable. Yani mak için. Evsizlerin şöyle şey olmasını sağlamak için boş otel odaları oralara tahsis edilmiş arkadaşlar. Geldik 12. sorudayız. Bir bağlaç sorusu olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen bağlaçların anlamlarını hatırlayalım. Hence, sonuç olarak, yet, fakat. For example, örneğin, as such, sonuç bağlacıdır arkadaşlar. Yani as such, hence, so gibi bağlaçlarla aynı anlamdadır. Şunu daha düzgün yazalım. Hence, so. Yani as such ile hence aslında aynı anlamda. Whereas bir zıtlık bağlacı. Buna göre bakalım arkadaşlar. The consumer behavior of the poor in 18th century has attracted more historical attention. Daha fazla ilgi gördü. Bir şey bir şey. Peki onu çok düşünmüyorum şu anda. Bakın arkadaşlar bu ifadeler soru çözümlerinde çok önemlidir. Çok ilgi gördü. İkinci kısma bakın. We have little understanding. Ne gördük bu iki ifade arasında sevgili arkadaşlar? Zıtlık gördük. Bu durumda Bursa veya Edirne seçenekleriyle beraberiz. Bursa seçeneği yet, Edirne seçeneği whereas şeklinde. Whereas taban tabana zıtlık, tam zıtlık anlatır. Yani bu cümleye gelseydi şöyle bir anlam beklerdi. Consumer behavior'a olan ilgi artarken başka bir alana olan ilgi azaldı. Ama burada başka bir alan şeklinde bir ifade yok arkadaşlar. Bu durumda bu verezden ziyade yet seçeneğinin doğru cevap olduğunu görüyoruz. Üçüncü sorudayız. Yine bir bağlaç sorusu olduğunu görüyoruz. Veya prepozisyonlu ifadeler sorusu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen ifadeleri hatırlayalım. In spite of, a rağmen, owing to'den dolayı. Regardless of, bakılmaksızın, ne olursa olsun, besides, yanı sıra, ek olarak, by means of, yoluyla, vasıtasıyla anlamlarına geliyor. Bakalım cümleye. Construction industry today is heavily focused on the use of durable, dayanıklı and sustainable construction materials. Yani bugün inşaat sektörü dayanıklı ve sürdürülebilir malzemelere odaklanmış durumda. For major infrastructural developments. Yani büyük yapılar için. Boşluk, increase repair and maintenance expenses. Artan onarım ve bakım maliyetleri şeklinde bir ifade var arkadaşlar. O zaman cümleyle bağlayalım. İnşaat sektörü artan bakım ve onarım maliyetlerinden dolayı daha dayanıklı ürünleri, daha dayanıklı malzemeleri kullanmaya odaklanmış. Bu durumda arkadaşlar Bursa seçeneği doğru cevap. 14. sorudayız. 14. soruda gördüğünüz üzere bir bağlaç sorusu. Hemen ifadelerin anlamlarını hatırlayalım. Despite, a rağmen, in the event that, ması halinde, yani in the event that'i arkadaşlar in case of olarak düşünebilirsiniz. Along with, yani sıra, because of'ten dolayı, instead of'nın yerine gibi bir anlam veriyor sevgili arkadaşlar. Bakalım cümleye. The development of effective vaccines and the discovery of multiple therapeutic agents.
The SARS-CoV-2 virus and the agent of COVID-19 continue to transmit across all corners of the globe. Şimdi çok detaya gitmeye gerek yok arkadaşlar. Etkili aşıların geliştirilmesi ama virüsün bütün dünyaya yayılması. Ne var iki ifade arasında? Zıtlık var. Buna göre despite ifadesi doğru cevap. Evet, 15. soruyla beraberiz arkadaşlar. Yine bir bağlaç sorusu olduğunu görüyoruz. In case, ması halinde, when, zaman ifadesi biliyorsunuz. Dığında, doğunda gibi anlamlarda çevrilebiliyor. Although, rağmen, as if, mış gibi, unless, madıkça, medikçe, masla, messe anlamlarında. Buna göre bakalım. Cardiovascular and coronary heart diseases typically present later in life. Yani kalp rahatsızlıkları genellikle ileriki yaşlarda ortaya çıkar. Atherosclerotic lesions in the aorta and coronary arteries can begin to appear in childhood. Hocam bu ne demek? Bilmiyorum arkadaşlar ama bilmem de gerekmiyor. Çünkü bakın burada odaklanmanız gereken iki ifade. Later in life, appear in childhood. İki ifade arasında ne var arkadaşlar? Zıtlık var. Bu durumda oldu seçeneği doğru cevap. Yani kalp hastalıkları ileriki yaşlarda ortaya çıkarken şuradaki rahatsızlık çocukluk döneminde ortaya çıkabiliyormuş. 16. soruyla beraberiz. Verilen ifadelerin anlamlarını hatırlayalım arkadaşlar. For all, despite demek. Yani rağmen anlamında. With a view to, amacıyla demek. Yalnız kendisinden sonra verb ing aldığını unutmayalım. In spite of, rağmen. In addition to, ek olarak. In terms of, açısından, bakımından, anlamında. Bakalım cümleye. The current economic crisis is likely to jeopardize. Tehlikeye atma ihtimali var. The gains that have been achieved over the past decades. Geçtiğimiz 10 yıllar içinde elde edilen başarıları tehlikeye atma olasılığı var. Peki boşluktan sonraki ifade ne diyor? Employment creation and trade openness. Yani iş imkanları ve ticarete açıklık bakımından elde edilen gelişmeleri tehlikeye atma imkanı var. Buna göre Edirne seçeneği doğru cevap.